Merhaba. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? 3 madde. Sosyal mesafe, el yıkama, hijyen davranmak, test. Nasıl anlamadım? Sosyal mesafe, hijyen, neydi başka? Maske. Teşekkür ederim. Merhaba. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Vallahi şimdi nasıl söyleyeyim? Maskenizi takmışsınız, evet. Tabii maskenizi takıp sokağa çıkma yasakları var. Bunlara uymak lazım. Yani bunlara uymak lazım. Sel bakımınızı nasıl yapıyorsunuz? İşte bakımı evimizde yapıyoruz genelde. Yani nasıl diyelim, mesela hani elimizi yüzümüzü bol suyla her gün yıkıyoruz. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz bu süreçte. Hani mesafeli, arkadaşlarla selamlaşmıyoruz. Uzaktan selamlaşıyoruz. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Merhaba, koronaya karşı nasıl korunuyorsun? Ellerimi yıkıyorum, maskemi takıyorum, bol bol ellerimi dezenfekte ediyorum. İşte öyle. Aferin, çok teşekkürler. Sevgili büyüklerim, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Lütfen bu kurallara uyalım, ülkemize iyi bakalım. Merhaba. Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Vallahi biz Sağlık Bakanı verdiği şeyi biz onu uygulanıyoruz. Biz o şeyi yapıyoruz yani. Şu an maskenizi takmışsınız. Maske takıyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Allah'a çok şükür bizde su yoktur şimdiye kadar. Teşekkür ederim. Merhaba. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Evet, çok güzel, çok güzel. Maskenizi takmışsınız. Evet, takıyoruz, devamlı takıyoruz. Kişisel bakımınızı nasıl yapıyorsunuz? Nasıl, anlamadım. Kişisel bakımınızı nasıl yapıyorsunuz? Çok güzel yapıyoruz, evde yapıyoruz. Evde yapıyoruz. Aynen, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba, Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Şu an maskenizi takmışsınız, gelmişsiniz. Kişisel koruma, maske takma, kişisel mesafe korunması, kapalı alanda onlar şu an. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? 1. Mesafe dikkat ediyorum. 2. Temizliğe dikkat ediyorum. 3. Temas iki insanla şey yapıyorum. 4. Zaten İslam'ın bir şartı da temizliktir. İmanın yarısı da temizliktir. Gene temizliğimi yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Bunları yaptığım zaman Allah'ın dediği olur. Bunları yapmazsam zaten Allah'ın belamızı vermiş. Vereceğim. Teşekkür ederiz abi. Merhabalar. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? El temizliği, sosyal mesafe, ondan sonra Allah hepsini biliyorum. Maskenizi takmışsınız. Maskenizi takmışsınız. Tabii maske takmak, ondan sonra büyüklerle, küçüklerle artı 65 yaşındakilerini korumak. Teşekkür ederim. İlgileniyoruz bu konuda. Teşekkür ederim. Merhaba, Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? El hijyeni için her şeyi kullanıyoruz. Maske takıyoruz. Bir de el bakımımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Merhaba, salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Ne konuda? Kişisel bakımınızı nasıl yapıyorsunuz? İşte görüyorsunuz, bakım vereyim. İşe gidiyorum, işime geliyorum. Hayır, maskenizi takmışsınız. Koronaya karşı nasıl korunuyorsunuz? Tabii üstüm başım temiz. Topluma katılmıyorum. Tek başıma geziyorum. Maskemi işe giderken takıyorum, çıkarken takıyorum. Böyle şeyler güzel, yani güzeldi. Yani sana bakımınızı tebrik ediyorum yani. Teşekkür ederiz amca. Sağ olun, var olun. Merhaba. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız?
Evet. Maskenizi takmışsınız. Takıyoruz. Kara baktığı yerine göremiyoruz. Evet. Kişisel bakımınızı nasıl? Bakımımızı yapıyoruz. Kişisel bakımımızı yapıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Ya işte elimizi 20 saniye yıkıyoruz. Herhangi birinin odasına ya da bir yere girerken maskesiz girmiyoruz. Devlet daireleri olsun gibisinden. Sosyal mesafeyi koruyoruz şu anki yaptığımız gibi. Yani daha söyleyebileceğim bir sürü madde var. Bunlar bunlar yani. Çok teşekkür ederim. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Sosyal mesafe, maske, bir de el dezenfektan herhalde. Çok teşekkür ederim. Öncelikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 18 yaş altına düşürüldü. Dışarı çıkmayacaklar. İkinci olarak maske sokağa açmak yasak ve sosyal mesafeye uymalıyız. Diyeceklerimiz var. Çok teşekkür ederim. Merhaba, Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? Vallahi... Maskenizi takmışsınız. Evet. Tabii tedbirimizi almamız lazım yani. Sosyal mesafeyi koruyor musunuz? Korumamız lazım. Yani olmazsa olmaz. Kişisel bakımlarınız? Efendim? Kişisel bakımlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Öyle işte sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Maskemizi takmaya çalışıyoruz. Yani... Çok teşekkür ederim. 1- Maskeyle gezmek. 2- Sosyal mesafeye uymak. 3- Temizlik. Çok teşekkür ederiz amca. Ederim. Hadi. Türkiye geneli salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın verdiği 14 maddeden 3 madde açıklar mısınız? El yıkama, temizlik, maske, bir de mesafe. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.